Anne o sevgisi kanalıma hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Biz bugün gene hastaneye yatayırız. Niye mi? Bir kanapil ayarı yapacaklar. 2 günlüğüne yatayırız. Sizce nasıl olacak? Bir kan rahatlayacak mı? Gene aynı mı kasılacak? Vallahi ben de sizin gibi merak içinde bekliyorum. Aha da hastaneye giriş yapayırız. Bafrali, a buranın çayı çok güzel oluyor. Bir çay ısmarla bağ da içeyim. Yorgunluğum gitsin olur mu? Olur. Nasıl paran yok? Yahu denizde kum, sende para nasıl paran yok ya? Ya bir çaydan fakir mi olacaksın Allah onu seversen? Buranın çayı çok güzel tavsiye ederim. Anam Birkan abim bizi karşılamaya gelmiş. Merhaba paşam. Birkan'ın kankası geldi. Vallahi çok ilgili alakalı elemanları var Medisina'nın. Allah hepsinden razı olsun. Ay çok yoruldum az oturayım şuraya. Ne oldu Birkan? Cappuccino mu ısmarlayacaksın bay? Yok istemiyorum ben çaydan vazgeçmem. Hadi tamam içtim çayımı hadi gidelim de Bafrali bir an önce yatış işlemlerinizi yapalım. Ha şimdi 1 saat sürer bizim işlemlerimiz. Arkadaşlar Birkan 27 yaşında. Sırtımda taşıyarak okuttum onu. Halkla ilişkiler bölümünü bitirdi. Okulun kapılarında yağmur çamur demeden bekledim. Çay ocağında oturacaktım. Öğretmenler kabul etmediler. Arada gizli gizli gidip oturuyordum. E onlar da haklı çünkü onların özel yerleri, konuşacakları konular farklı oluyor. Bizim de belki de duymamızı istemezler. Bu ameliyatı Birkan yürüsün diye yaptırmadı arkadaşlar. Kasılmaları çok var. Onun için beyin pili ameliyatına karar verildi. Ameliyatımız Ersoy Koca Bıçak tarafından yapıldı. Çok başarılı bir ameliyat geçirdi. Aa, müdür bey teşekkür ederim. Medisina Hastanesi'nin tüm elemanları dört dörtlük yemin ederim. Koskoca müdür asansöre binemedik diye bize yol gösterdi. Kendi bindikleri asansöre bindirdiler bizi. Ya harikasınız ya müdürüm. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Harikasınız. Söyleyecek söz bulamayırım böyle güzel yürekli insanlara. Vallahi bazen o kadar yoruluyorum ki sinirli de olabiliyorum. Öyle mi? Neresi mi? Anam abi Afra. çocuklar da neredeyse akraba çıkaydı. O da Bafra'yı çıktı. Ha, toprak çıktı ya. Tamam. Kolay taraf değil mi Doğanca? Yok. Asansörde bir koyu muhabbet, bir koyu muhabbet. Orada işte. Hadi yürü ya işte. Kaçtayız? 3. 3'te mi ineceğiz? Yatış yapacağız. Geldik mi? Hadi iniyoruz. Ne tarafa? Bugün ameliyatımız 2 ay geçmiş, bayağı geçmiş. Vallahi bir kanın daha çok rahatlayacağını tahmin ediyordum ama maalesef hiçbir şey umduğumuz gibi gitmedi. Hala sabırla beklemeye devam ediyoruz. Yatış işlemlerimizi yaptırdık. Vallahi çok ilgilendiler. Kolay gelsin. Hadi sırada ne var? Evet, Demet Hanım'a giriş yaptıracak. Demet Hanım hastanenin en değerli hocalarından biri nöroloji. Ay bir kan da onu görünce ne kadar mutlu oldu. Çok seviyor Demet abla seni. Daha doğrusu Ersoy Kocabıcağ'ın ekibini çok seviyor. Onlarla çok şey yaşadı. Çok şey de bekliyor onlardan. İyileşmeyi bekliyor. Onların sevgisi var ya motive etmeleri o kadar güzeldi ki bir kanın mutluluğunu görmenizi isterdim. Ha o niye ne kadar mutlu oldu? El sallamaya baksanıza. Gel Demet ablası gel. Bir kanın soracakları var. Hoş geldin. Nasıl gidiyor? Ya sen hemen toparlanmışsın. Saçlar çıkmış böyle bir o yakışıklıydı. Şimdi yapacağım 3 ay sonra görelim dedim. Tamam. Biz önce yetişen bir telefonu yalalım biraz daha konu değerlendirelim. Tamam. Tamam.
Orada da görüyorum. Hemen geleceğim. Yani. 8'e göndereyim ben bunları. Ben yatışı yapayım. Hangi odada yer var bilmiyorum. Önce yatışa çıktım. Odası belli olsun. Sonra şey yapayım. Tamam. Odaya çıkıp ben geleyim. Görüşürüz demin. Tamam. Sakin. Dur az sen sür arabayı o yana doğru düzelir o. Eşin ne güzel oturuyordun Demet Hanım'ı görünce niye heyecana bağladın? Heyecan yap. Koyamazsın Ahmet. Sen sür o rahatlar. Hadi. Bir kanka sulduğu zaman bir kiloysa bin gibi kilo gibi böyle bir ağırlaşıyor ki düzeltmenizin imkanı yok. Evet, geldik odamıza. Ay. Hadi Birka. Geçelim odamı. Geçelim odamıza. Anam, hemşire hanım. Merhaba, biz geldik gene. Hoş geldiniz. Nasıl? Gidersen efendim gelmesi. Birka daha yapışıyor. Ya daha indirir misin? Odamıza geldik. Çok özlemişim odamızı Birkan. Birkan hastane ortamı çok geri. Çok sevgili ama çok da geri. Vallahi şöyle yatak var ya. Yaşadıkları çok zor ya. Saraylarda yok yemin ederim. Onu güldürmeye çalışıyorum. Motive etmeye çalışıyorum ama boş. Bir de içindekileri bize aktarabilse... İlk ziyaretçimiz Demet Hanım oldu. Çok önemli açıklamalar yaptı. Pil ayarının nasıl yapıldığını, ne kadar yapıldığını, sakıncaların neler olduğunu anlattı bize. Ha bile işte bafralıyla kaldır gondur yapayırık. 2 sene önce hep bunları tek başıma yapaydım. Ama bir kan kasıldığı için o kadar zorlanıyorum ki artık ne kolum dayanıyor da ne kolum ne kanadım. Böyle elim ayağım oldu yani Bafrali. Allah razı olsun. Bazen kız ayrım ediyorum ama tek başına mücadele etmek çok böyle çocukları olan arkadaşlar. Siz videomuzu hangi şehirden izliyorsunuz? Sizin de özel çocuklarınız var mı? Sormak istediğiniz soruları yorumlara yazabilirsiniz. Ona göre size anlatımlı video yaparım arkadaşlar. İşte geldik buradayız. Aha da geldi Demet hocalar. Şey bu işlemin hani anlatımını rica ettim de hocamdan. Biz şimdi birinci ay ameliyattan sonraki birinci ay kontrolümüzde pil ayarı yapacağız. Biraz daha artık ayarları dengelemeye çalışacağız. İlk ameliyattan sonraki süreçte pili açıyoruz. Belli dereceye getiriyoruz ama çok fazla oynamıyoruz ayarlarla. Bir ameliyatın beyindeki yaratmış olduğu tahribatın, yani daha doğrusu ameliyat etkisinin geçmesini bekliyoruz. Ortalama bir aydan sonra da ayarları biraz daha ağırlık veriyoruz. Değişik montajlarla, değişik o pilin farklı versiyonlarıyla oynayarak kanallarla en sağlıklı ayarı bulmaya çalışıyoruz. Tabii bu birinci ay, sonra üçüncü ay, altıncı ay şeklinde ilerliyor. Evet. Doğru değil misin? 1.9-1.8'miş ayarlar. Sağ ol. En fazla ne kadara kadar yükselebilirsiniz? En fazla pili ne kadara kadar yükseltebiliyorsunuz? Işte hastanın durumuna mı bağlı? Ameliyat esnasındaki kayıtlarında yani çıkacak olan hangi ayarların etki ortaya çıkabiliyorsa ona göre dikkat ediyoruz. Tamam. Maksimum ayarlarını açtım hocam. Makro kayıtları şu an elde değil. Onun da bir seviyesi var. Genel olmuş değil mi hocam? Genel olmuş. O şey falan. Çok kısa olduğu için. Evet. Yani orada arttırdığımızda hasta hissettiği duruma göre karar veriyoruz. Hani yan etki çıkıyorsa biraz bekliyoruz. Nasılsın şu an? Kaç yaptın? Kaç yapayım? Evet, 1.9'da 1.8'iz. Bir artıralım. 0. Bir anda 0.7 arttırmışız mesela. Evet.
2.13 artıralım bence. Bir yan etki çıkacak mı ona bakalım. 0.5 bir artır. 2 yanlı. Tamam. 0.5. Bir şey hissettin mi kendinde? Yok. Bir elektriklenme, bir şey. Kötü mü? Alıştım artık. Yok yok, kötü değil. Sen kendini hiç fark hissediyor musun? Yok. Bir şey yok oldu da. İyi misin? İyiyim. Biraz stres mi var? Biraz gerildin. Kötü mü? Daha yok, kötü. Yok, yok. Kötü hissediyor musun? Bak kötü ise zorlama kendini. Bu şey işte. Arada öyle geliyor, sonra arada rahatlıyor. Geliyor. Ondan sonra bir çıkı çıkı yapıyoruz. İşte olay bu. Yüzden geriye doğru bir say bakalım. 199, 90, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90. Bence arttı gibi. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşır mısınız? Bir de abone olmadan geçmen olur mu canlar?